Evet, bölgedeki kritik gelişmelerde altını çizmiştik. ÖSO militanları kendi istedikleri zaman rahat rahat giriş çıkış yaptıkları bölgede zaman zaman da bu tip korkulan unsurları da harekete geçiyor. Hatırlayacaksınız, yakın zamanda da yine aynı bölge hattında bir patlama meydana gelmiş ama patlamanın sonucuna ilişkin olarak da açılan soruşturmada henüz kamuoyuna yansıyan bir başlık yok ama yine o aracın da Suriye ve ÖSO militanların tarafından da yapılmış olabileceğine yönelik olarak delillerin biraz daha ön planda olduğuna ilişkin iddialar kamuoyu gündemine yansımıştı. Bu sefer yine Akçakale sınır kapısında işte yaşanan bu olaylar akılları ve kafaları karıştırdı. Özellikle ÖSO'nun yerleştiği mahallelerde ya da halkın bulunduğu bölgelerde de çeşitli rahatsızlıkları ekranlara ve gündeme yansımıştı. Biz de bu haberleri sizlerle paylaşmıştık. Korkulan olduğu Türkiye topraklarından çıkıp Suriye'ye saldırılar düzenleyen silahlı militanlar bu kez namlularını Türk polisine ve Türk askerine doğrulttu. Çatışmada bir polis şehit oldu, bir polis, 5 asker ve 4 sivil yaralandı. Bölgeyi yakından bilen ve Orta Doğu'yu yakından bilen isimlerden Sayın Hüsnü Mahalli telefon attığımızda. Hüsnü Bey, yayınımıza hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum. Efendim, olayı nasıl yorumluyorsunuz? İlk duyduğunuz andan itibaren gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya tabii bunlar beklenen şeyler. Yani çünkü artık sınırın Türkiye tarafından ya da Suriye tarafından kontrol edildiğini kimse söyleyemiyor. Evet. Yani herkes istediği gibi girip çıkıyor. Kimse şey denetlediği yok. Zaten normalde buradan hani Suriye'ye giren, işte tırnak içinde Özgür Suriye Ordusu denilen grupların alabildiğine bir serbest bir şekilde hareket ettiklerini biliyoruz. Herkes biliyor. Yani o sınır boyunda yaşayan bütün köylüler, insanlar o grupların, silahlı grupların nasıl girip çıktığını, arabalarıyla hatta nasıl girip çıktığını, onlara nasıl silah taşındığını herkes biliyor. Sokakta herkes bunları konuşuyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda bu tür olayların yaşanması gayet normal. Yani aslında bunlar az bile. Yani ben daha fazla olayların, gerginliklerin, çatışmaların daha farklı boyutlarda, büyük boyutlarda olabileceğini açıkçası bekliyorum, düşünüyorum. Çünkü o bölgede yani Türkiye tarafının destek verdiği silahlı grupların kontrolünde olan bölgeleri kastediyorum. Yani örneğin işte dünkü olan bölgelerde ya da işte Halep'in kuzeyinde, Antakya'nın karşısında. Oralarda çünkü farklı gruplar var. Yani tek bir grup yok. Tırnak içinde Özgür Suriye Ordusu dedikleri bir şey yok. Bu tümüyle palavra bir söylem. O başlık altında onlarca, belki de yüzlerce küçük gruplar var. Ve bunların tabii ki en önemlisi ve en etkini ve hani en coğrafyada en hani kontrolü tutan grup işte Kaideci gruplar. Ve bunların başında işte El Nusra grubu, ki ondan daha farklı gruplar da var ayrıca, hani Türkiye boyunda çok fazla isimlendirilmiyor ama en azından bir 10 kadar El Nusra gibi radikal İslamcı terör örgütleri var. Sizce bu saldırının arkasında da mı bu örgütler var? Öyle değerlendirmek mümkün mü? Çünkü onlar yani işin çelişkisi de bu. Yani Türkiye'den girdiler. Bunu herkes biliyor. Tunuslu, Libyalı, işte Sudanlı, Çeçenistanlı, işte aşağı yukarı 20-25 ülkeden gelerek Türkiye'den Suriye'ye girdiler. Ama şimdi Türkiye ile çelişkiler içinde olmaya başladılar. Çünkü kendilerine göre Türkiye'deki yapı onlarla, onların ideolojik çizgisine çelişkili. Şimdi o dünkü yaşanan olay bence bu çerçevede bakmak gerekiyor. Bir iki ihtimal o bölgede tırnak içinde işte Özgür Suriye Ordusu ya da ona bağlı silahlı gruplarla bu Kaideci, El-Nusra ve benzeri yine radikal İslamcı gruplar arasında çıkan çatışmaların sonucu olarak bu insanlar Türkiye'ye kaçmak istemiştir. Ayrıca orada bir de aşiret dengeleri var. Yani bir aşiret ister parayla satın alınsın, ister baskıyla El-Nusra'cı olduysa öbür aşirette işte başka bir grubun yandaşı oluyor. Dolayısıyla o bölge çok enteresan. Yani ben o bölgenin çok dengelerini çok iyi bildiğim için biliyorum, söylüyorum. O aşiretler arası çatışmalarda da aslında böyle bir gerginlik, böyle bir
çatı. Yani diyelim ki bir aşiret işte şu köyü kontrol ettiyse diğer aşiretin insanları kaçıyorlar. İşte büyük ihtimalle dünkü olay da bu. Çünkü o 1000 kişinin bir seferde gelmesi bunu gösteriyor. Türkiye'ye doğru kaçmaya çalışmışlardır. Türkiye'de kapıyı açmayınca, sınırı açmayınca öyle bir gerginlik yaşanmıştır diye düşünüyorum. Hiçbir denetime tabi tutulmadan tabi bu geçişlerin sağlanması konusuyla ilgili sınır güvenliği açısından neler söylemek istersiniz? Ya tabi baştan beri söylenen hikayeler bunlar. Yani kamplarda nelerin yaşandığını artık herkes biliyor. Yani Batı medyası, en ince de Türk medyası maalesef hiçbir şey yazmıyor o kampların içinden. Ama Batı medyası en ince detaylarını anlatıyor. Oradaki işte pislikler, oradaki baskılar, oradaki genç kızlara tecavüzler, zorla evlendirmeler, cinayetler. Yani bir sürü hikaye yaşanıyor o kamplarda. Kolay değil. Yani orada işte kocası Suriye'de savaşan işte kızlar, genç kadınlar, başına gelenler, küçük küçük kızların evlendirilmesi. Çünkü işte bu radikal İslamcı grupların şeyleri... Dini liderleri diyeyim hadi, şeyhleri, tarikat liderleri, imamları adına koyarsanız koyun, durmadan fesva veriyor. Genç kızlar, işte bu yabancı ülkelerden gelen, yani genç Suriyeli kızlar kastediyorum, yabancı ülkeden gelen Tunuslu, Faslı, Çeçenistanlı neyse, başka ülkelerden gelen savaşçılara verilmelidir, evlendirilmelidir, verilmelidir. İşte 4 saatliğine evlendirilebilir gibi fetvalar veriyorlar. Evet, o tip fetvalar veriliyor, doğru. Doğru. Yani bunlar yaşanıyor. Dolayısıyla doğru. Hani bu sınır kontrolünün artık bir anlamı yok. Yani Türkiye'ye girmiş 200-250 bin işte kamplarda, onun dışında bir 100 bin civarında ayrıca kendi başlarına gelip Antep'te, Urfa'da, Mardin'de, hatta İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin'de kendi imkanlarıyla yaşamaya çalışan Suriyeliler var. Bu tabii daha yani böyle devam ederse Türkiye'nin güvenlik anlamında söylüyorum, başına çok işte açar diye düşünüyorum. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad da ulusal kanala verdiği röportajda şuna dikkat çekmişti. Türkiye'nin Suriye'de yaktığı bu ateşin gelip yine Türkiye'yi yakacağını söylemişti ve AKP hükümetini teröristlere destek vermemesi için uyarmıştı. Size göre de tablo bu mudur? Bu şekilde değerlendirmek mümkün müdür? Mümkündür tabii ama yani yalnız o değil. Yani Başkan Esad'ın söylediği belki yani 2 cümledir, 3 cümledir sonuçta bir röportajda söylenecek şeyler o kadar olur. Evet. Ama şu bir gerçek. Yani Suriye 2 yıldır emperyalist ülkeler Suriye'yi çökertmeye çalışıyorlar. İşte düşünün 100 ülke toplanıyor. Suriye'deki muhalefete silah vereceğiz, para vereceğiz, Esad'ı göndereceğiz. Gönderemiyorlar. Yani gerçeği görmeleri gerekiyor. Yani demek ki Suriye halkı ayaklanmıyor. Ayaklanan kim? İşte demin söylediğim gibi 30-40 ülkeden gelen radikal İslamcı terör örgütlerinin ruh hastası, katilleri. Tabii onlardan yana insanlar var. Yani yok kimse bunu diyemez. Ama ele geçirdikleri kasabalarda ya da bölgelerde terör estiriyorlar. Yani Suriye gerçeğini bilmeyenler bunu maalesef görmüyor. Doğru. Yani ben daha dün evvel çıkın geldim oradan. Yani dolayısıyla oradaki gerçeği görmediğin sürece Suriye'de çözümü bulamazsın. Terör örgütlerinin bilmem korkutmasıyla, sindirmesiyle, insanları kaçırmasıyla, işkence yapmasıyla bilmem bu iş çözülmez. Yani bunu artık herkesin anlaması gerekiyor. Suriye'de iş Suriye sınırları içinde kalmaz. Başkan Esad'ın da söylediği hikaye olur büyük ihtimalle. Yani Suriye'de herhangi bir daha farklı bir senaryo uygulanırsa herkese yansıyacak. Yani Suriye'de iş savaş çıkarsa Türkiye'de olmayacak mıdır? Lübnan'da olmayacak mıdır? Irak'ta olmayacak mıdır? İran'da olmayacak mıdır? Ürdün'de olmayacak mıdır? Çünkü Suriye'nin konumu, coğrafi konumu, etnik, mezhepsel, dinsel yapısı böyle bir şey. Yani bakın Irak işgal edildi, Amerikalılar çekildi 10 yıl sonra. Bugün Irak'ta her gün insanlar ölüyor. İşte dün Birleşmiş Milletler'in istatistikleri açıklandı. Yalnız Nisan ayında 750 civarında insan ölmüş. Düşünebiliyor musunuz? 1600 küsur insan yaralandı. Yalnız Nisan ayında. Bakın haber bile olmuyor. Haber bile olmuyor. İnanacak gibi. Doğru, çünkü doğru. Irak'ta ölenler demek ki insan değil onlara göre. Doğru. Sayın Mahalli çok teşekkür ediyorum yanımıza katılıp değerlendirmelerde bulunduğunuz için.